Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek Anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diyorum Kıymetli izleyicilerimiz Almanya'da artan kiralar ardından da enflasyon, koronavirüs, Ukrayna Rusya savaşı derken toplumun orta gelirlileri, işçileri, emeklileri bunun yanı sıra sosyal yardımla geçinmek zorunda olanları büyük bir geçim sıkıntısına doğru her geçen gün daha da gidiyor. Almanya'daki en temel giderlerden bir tanesi olan kiralarla ilgili çarpıcı bir araştırma açıklandı. Bu araştırmanın sonuçlarına göre Almanya'da şu anda mevcutta 700 bin konut açığı var. Kıymetli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere şu an görevdeki Scholz hükümeti göreve geldiğinde konut bakanlığı adı altında bir bakanlık kurmuştu. Ancak bugüne kadar konut bakanlığı insanların sorunlarını çözebilecek bir adım atabilmiş değil. 700 bin konut açığının bir diğer anlamda ifadesi şu. Bugün özellikle Almanya'da büyük şehirlerde sanayi kentlerinde insanlar ev değiştirmek zorundaysa ve 500-600 Euro'luk olan bir eve bugün 800-900 Euro civarında bir kira vermek zorundaysa işte bunun nedeni yeteri kadar konutun evin olmamasıdır. Kıymetli izleyicilerimiz Almanya'nın yine üniversite kentlerinde sanayi kentlerinde bir göz oda için ev demiyorum bakın sadece bir oda için 500-600 Euro kira ödemek zorunda olan insanlar var. Almanya bu duruma aslında dünden bugüne gelmedi. Merkel döneminde de defalarca ben bu ekrandan ifade ettim. Almanya'nın en temel sosyal sorunlarından bir tanesi kiradır, kiracılardır. Maalesef bugüne kadar dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi olan Almanya ev bulabilmek için insanlara yardımcı olamadı. Parası olana tabii ki her zaman ev var ancak 1500-1600 euro civarında bir maaşı olan bir kişinin bu maaşının neredeyse 3'te 2'sini evet arkadaşlar neredeyse 3'te 2'sini kiraya veriyor olması demek bu vatandaşın ay sonunu zor getiriyor olması anlamına geliyor. Özellikle son bir yıl içerisinde markette, çarşıda, pazarda artan fiyatlar, bunun yanı sıra doğalgaz, elektrik gibi her ay ödemek zorunda olduğumuz bu faturaların yükselmesi üstüne bir de kiraların artması dar gelirlerin belini büküyor. Almanya'da ekonomik durumu iyi olmayan insanların temel gideri olan bu kiradan kurtulmaları için bir kere Almanya'nın mutlak surette sosyal konut sayısını arttırması gerekiyor. Bugün Almanya hükümeti istediğinde Almanya'nın her noktasında arsa ortaya çıkartabilir ve insanlara alın size bedavaya arsa diyebilir. Bakın çözüm yollarından bir tanesi bu. Bir diğer önemli konu ise evi olmayanlara uzun vadede minik bir faizle ve peşinat olmadan insanlara ev vermek. Bunun dışında başka bir yol yöntem yok. Yani Almanya'da bir kişi mevcut şartlar içerisinde artık ev sahibi olabilmesi neredeyse hayalden öte başka bir şey değil. Mevcut bu durumun değişmesi için mutlak surette Almanya'da dar gelirliye kira öder gibi ev sahibi olma yöntemi sunulmalıdır. Başka bir yöntem yok. 700 bin konutu mevcut hükümet 10 yılda bile yapamaz. Bakın 10 yılda bile yapamaz. Yani yılda 70 bin konut yapabilme kapasitesi Almanya'da yok. Daha doğrusu becerisi yok diyelim. 70 bin konut hiçbir şey değil. Özellikle bizim Karadenizli müteahhitleri Almanya'ya getirelim. 700 bin konutu 2 yıl içerisinde teslim ederler. Ancak Almanlarda böyle bir yetenek olmadığı için paraları var ama yetenekleri yok ya da sorunu çözmek istemiyorlar. Emekli geçinemediğini söylüyor. İşçi eskisi kadar rahat olmadığını söylüyor. Bundan sonra da özellikle küçük esnafları da büyük problemler bekliyor. Koronavirüs, Rusya Ukrayna savaşı derken enflasyon vesaire derken insanlar artık ay sonunu getirmekte zorlanıyor. Bu işin tek çözüm yolu az önce ifade etmiş olduğum gibi insanlara bedava arsa sunmak ya da insanlara konut yaparak gel kira ödeyeceğine bu parayı bana öde demek. Aksel'de 25, 30 yıl, 40 yıl neyse işte kira al, kredi alacaksın. Bunu ödeyeceksin. Torununa kalacak da sen ev sahibi olacaksın. Bunların hepsi hayalden öte başka bir şey değil. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da yaşayan 45 yaşındaki bir vatandaşımız Sayın Nazmiye Karaman geçtiğimiz aylarda bir rüya görüyor. Bu rüyasında memleketi olan Zonguldak Çaycuma'da kendisine ait olan bir arazide define olduğunu, altınlar olduğunu görüyor. Daha sonra Nazmiye Hanım memleketine gidiyor, Çaycuma'ya gidiyor ve Çaycuma'da bu araziyle ilgili olarak bir kazı çalışması yapmaya karar veriyor. Devletin resmi kurumlarına müracatta bulunuyor ve ben bir define arayacağım diye ilgili izinleri alıyor bir arkeolog jandarma ve yasal izinle beraber bu rüyasında görmüş olduğu altınları bulabilmek için kendisine ait olan araziye ilk kazmayı vuruyor. Hatta Nazmiye Hanım bu işe başlamadan önce de bir de kurban kesiyor. Şimdi bakalım detaylar nedir. Almanya'da çalışan bir çocuk annesi Nazmiye Karaman rüyasında Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyünde babasından tapusunu devraldığı tarlasında hazine olduğunu görüyor. Önce toprağı analiz ettiren Karaman para biriktirdikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 4 ay önce kazı ruhsatı için başvuruyor. İşlemler için yaklaşık 120 bin TL yani 6000 euro civarında bir para harcıyor. Kazının yapılacağı alanda koyun kurban ederek çalışmaları başlatıyor. Çevre ve şehircilik uzmanı, bir arkeolog ve jandarma ekiplerinin gözetiminde defineyi arama çalışmaları devam ederken Nazmiye Hanım şunları söylüyor. Diyor ki: "Rüyamda benim arazimde altın olduğunu gördüm. Aynı zamanda bir de jandarma gördüm. Hep bu tarafı gösteriyordu. Kazılan yeri gösteriyordu. Burada bir şey olduğunu tahmin ettim." Tam ne olduğunu bilemediğim için burada bana odalar gözüktü. Lahit mezar olduğunu tahmin ediyorum. Acaba var mı diye toprağı Almanya'da incelettim. Elmas değerli mücevherler dediler. Olduğuna eminim. Bu yüzden devlete vermeyi düşündüm. 4 ay önce işlemleri başlattım. Kazmaya başladık. 14 gün süreyle burada kazı yapacağız diyor. Ruhsat için 75 bin lira 30 de masraf sundular. Diğer masraflar bara ait. Dozer, yeme, içme, yol parası ayrı masraf yaptım. Bilmiyorum ne çıkarsa şansıma. Burası babamdan bana geçti. Tapusu üzerime olduğu için resmiyete döktüm işi. Burada mezar 2 veya 4 layık mezar bulmayı umut ediyorum." diyor Nazmiye Hanım. Ne diyelim? İnşallah emekler boşa çıkmaz. Yapılan bu masrafın karşılığı inşallah alınır işte arkadaşlar herkesin bir umudu bir hayali var Siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum rüyanızda memleketteki bir arazide altın görseniz mücevher görseniz gidip bunu çıkarmak için uğraşır mısınız ya da bu rüyanıza inanır mısınız lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazarak görüşlerinizi bizimle paylaşınız